kimseye elbette veya bir dersine geldiğinde başkası toplasın da götürsün diyor. Niye? Niye? Bu önem vermediğinizde mi çocuklarınıza? Çocuklarınıza değil, düşüncenizde eksik bir taraf nedir o diyor musunuz? Dinimizin, inancımızın çok önemli bir öğretisi var. Nedir diyor musunuz? Biz bazen sanıyoruz ki hayat sadece bedensel hayat. Gözle görülen para, elbise, araba, hep maddesel şey. Birdenbire biri öldüğüm zaman o zaman duruyorum. Bir saniye düşünüyorum ölüm hakkında. Ölümden sonra ne olacağız? O konuda biraz düşünüyoruz. Sonra birdenbire devam ediyoruz hayatımıza. Hristiyanların önemli bir öğretisi var. O da şu: biz sadece beden değiliz. Biz sadece çocuk yapmak için evlenmiyoruz. Biz sadece böyle çoğalmak için evlenmiyoruz. Affedersiniz ama onu sokaktaki kediler de yapıyor. Özür dilerim, insan olmayan hayvanlar da yapıyor. Bizim önemli bir farkımız var. Kutsal kitap diyor ki bizim farkımız Allah'ın suretinde yaratılmış. Yani ruh denilen, ruhani hayat denilen bir boyut var hayatımızda. Ve düşünebilme kabiliyeti. Havadan kaldırıyor musunuz? İsus Kristos beden aldı diyor. İnsan oldu. Es oki, es mitya, marmi diyor. Hristiyanlığın ana öğretilerinden birisi şudur. İnsan eşittir beden, akıl ve ruh. Ne oluyor şimdi çocuk büyüdüğünde ne yapıyorsunuz siz? Hep bedenine bakıyor. Ama yavrum çocuk büyüdü, bak bir santim daha büyüdü, bak 10 santim daha büyüdü. Elbise alalım, yemek yiyelim, et yesin, bunu yesin, şunu yesin. Hep beden. Sonra okula gitsin. Okulda da aklını içinde dursun. Televizyon seyretsin, kitap okusun. Bu da hep akıl. Ne oluyor? Beden büyüyor. Akıl birçok şeyi alıyor. Ruh kundakta. Kundakta. Hala kundak bebek. Ruhu büyümüyor. Kim öğretiyor? Kiliseye üye değil. Gitmiyor. Evin içinde dua edilen şey yok. Evin içinde bir yemek yerken bile acaba kaçınız bir kaç çıkarıyor? Kaçınız teşekkür ediyor abla? Yemeğe başlamadan ve yemeğin sonunda. Hani Hristiyan'dır? Hani Hristiyan? Affedersiniz ama biz çok daha iyi İslam'ız. Çok daha biz iyi Hristiyanlıktan çok daha iyi bizim İslam düşüncelerimiz var. O kadar Türkçe üzerimize lisan ve kültür olarak etki yapıyor ki daha fazla Müslümanlar gibi düşünüyoruz biz. Bakıyorum, kiliseye gidiyorum diyor adam, hemen kuruş alacağım şükürler diye camiye gidiyorum da asbest alacağım. Ne demek kiliseye gidiyor? Her gün temiz ol. Kiliseye giderken de temiz olmak gerekiyor. Her gün. Araştırma da bir şey yapmaz, kanunlar da bir şey yapmaz, insanlar her
inancımızı açıklayan, Tanrı'nın sözümüne yolunu getiren birçok kitap. Düşünün, kaç saat televizyon önünde oturuyor. Bir düşünün. 5 dakikada oturup kendi atalarınız, kilisenin inancınız hakkında 5 dakikada oturup okuyabilirsiniz. Ve o zaman göreceksiniz ki yeni bir zenginlik gelecek. Neye yarar her zaman para olmak? İsus ne diyor? Bir insan bütün dünyayı kazanır da kendi canını kaybederse neye yarar? Ha? Bir insan bütün dünyayı kazanır da kendi canını kaybederse neye yarar? Böyle düşünüyor. Hristiyanca düşünüyor ve İsus'a fırsat verelim ki hayatımızı değiştirsin biraz ve daha şanslı, daha inayetli Hristiyanlar olarak yaşamaya bakalım. Çünkü yazık kimse, o halka da yazık. Biz bu inancı saklamak için neler geçirmedik? Bir sözsüz düşün. Ha? Evlerinizde konuşup duruyorsun. Şöyle oldu, böyle oldu, bizim ailenin zamanlar falan diye. Ha? Neler çekmedik biz? Bu inançla sağlıklı olalım. Bu kilise ne fırtınalar geçiriyor, ne savaşlar görüyor. Ama sabit kaya üzerinde kurulmuş bu kilise. Hiçbir zorluk bu kiliseyi ortadan kaldıramaz. Şimdi bu kadar zorluğu, bu kadar savaşı, bu kadar zorlukları ortadan kaldıramadığı kiliseyi biz kendi elimizle yabancının yapamadığını, tarihin yapamadığını bugün biz kendi evimizde mi yapacağız? Umursamazlık mı? Önemsemezlik mi? Bu ayıp bizim. Çok ayıp. Hiç tarih hakkında konuşmayalım. Şimdiki zamana bakalım ve kilisemize sıkı sıkı sarılalım. Kiliseden sonra sanıyorum bir arada olacağız. Şahsen konuşmak isteyenler, soruları olmak isteyenler gelsinler. Konuşabiliriz. Benim bütün dileğim ve duam Tanrı'nın sözünün içinizde ekilmesi. Biraz düşünmeniz bu konularda ve sadece maddiyatla, sadece lüksle, sadece konforla hayatını idare edilmemiz. Biraz da ruhani hayatta önem vermemiz. Sanıyorum bütün sırpalamalarımızın ve haçlıklarımızın en başta gelen dileği bu. Kilise bir kültür derneği değildir, tekrar ediyorum. Kilise bir milli dernek değildir, bir kulüp değildir. Kilise Allah'a inananların toplandığı yer. Öteki bütün şeyler ikincidir. Gelin bu yaklaşımla biz Allah'ın önünde toplanalım. Bir iki haykırı söyleyeyim. Osnial desde Jesus Cristo, amém. Pai, amém. Bom dia.